Şimdi Belçika-İtalya maçı, ben Belçika'yı bu şampiyonada önemli yerlere gelebilecek bir takım olarak önerdim. Yani bir İtalya maçının mağlup olmasıyla mağlup oldu diye Belçika'nın bu turnuvada yani aşağılara oynayacak durumu yok. Ama maçı seyrettiğim zaman şunu gördüm, yani Belçika'yı iyi, çok iyi durumda görüyorum ama tabii o klasik İtalyan savunmasını unuttuk biraz aslında konuşurken. Yani İtalyan takımı bence turnuvanın en iyi takım savunmasını yapan İtalya. Yani çok iyi savunma yapıyorlar. Takım savunmasını bence müthiş yapıyorlar. Yani tam bir İtalyan savunması derler ya yıllardan beri, hep onu görmüş olduk bu maçta. Oyunun geneline baktığımızda Belçika'nın oyunun tamamında üstün oynadığı bir karşılaşma. İki tane kontra ataktan İtalyan'ın attığı gol var. Ama bu tür seviyelerde tabii hücum yaparken maalesef arka tarafı da çok sağlam tutmak lazım. Çünkü karşında İtalya gibi bir takım var, yani çok zayıf bir takımla oynamıyorsun. Skor şaşırttı mı? Beni şaşırttı biraz aslında ama Belçika ile ilgili düşüncelerim değişmedi. Onu söyleyeyim. Özellikle mutlaka iyi yerlerde bitirecektir bu turnuvayı. Bir maçla çok şey yapmamak lazım, takılı kalmamak lazım. Belçika'nın oynayacağı İrlanda maçı var ki İrlanda'nın çok etkili bir ekip olduğunu düşünmüyorum. Yani Belçika İrlanda'yı bu maçta bence kolay geçer. Yani İtalya maçı çok böyle favori takımına, sanki zayıf böyle büyük takımın, Anadolu takımının oynadığı bir maç gibi oldu. İtalya kontradan skoru almasını bildi. İyi savunmayla, ki en iyi yaptıkları şey zaten savunma, ama Belçika-İrlanda maçı muhakkak öyle olmayacaktır. Belçika-İrlanda'yı kesinlikle, yani benim tam %100 yenecektir yani Belçika-İrlanda'yı. Çünkü gerçekten iyi kadrosu var Belçika'nın.